İyi günler pek sevgili arkadaşlar. Bu video içerisinde Godot'a yeni başlamak isteyen arkadaşlar için küçük bir rehber niteliğinde bildiklerimi, öğrendiklerimi, diğer oyun motorlarından geçmek isteyen insanlara göre kıyaslarını falan anlatacağım. Hiç beni tanımıyorsanız ismim Emre Yıldırım. Namı değer Mergen. Oyun geliştirme ile ilgileniyorum. Bunu alaylı bir şekilde ilgileniyorum diyebilirim. Yani alaylıdan kastım ne? Aslında yazılım sektöründe çalışmıyorum. Kendim öğrendim. Öğrendiklerimi de öğreterek arkadaşlara destek oluyorum. Godot'ta da yaklaşık olarak arkadaşlar şöyle ben Discord Discord diyorum ya. Ah be. Steam üzerinden gördüğünüz gibi aldım. 10 saatlik bir deneyimim var aslında. Bu 10 saat üzerinden öğrendiklerimi paylaşmak istiyorum. Yeni başlayacak arkadaşlara da güzel bir başlangıç noktası olacağına inanıyorum. Bedava bir şekilde arkadaşlar Steam'den alabilirsiniz veya kendi sitesinden de Godot yazarak indirebilirsiniz. İndirirken arkadaşlar şu anda 4.3 var. Nokta .net diyerek C# -sharp supportlu olan da indirebiliriz. Çünkü C# -sharp supportlu niye var diye soracak olursanız normalde direkt kendi dili var GD script diye birazcık bahsedeceğim. Oldukça basit bir dil. Eğer bu nokta net versiyonunu indirseniz C Sharp desteği de var yanılmıyorsam C Sharp artı zaten aynı anda aynı proje içerisinde GD Script'i de kullanabiliyorsunuz eğer hatam olursa veya bilmediğim eklenti olursa Burak'cığım bu videoyu izliyorsan alta Yaz ben de seni sabitleyeyim. Buradan indirebilirsiniz. Steam'den alabilirsiniz. Peki neden Godot kullanmalıyız? Godot'u kimlere tavsiye edersin diye soracak olursanız arkadaşlar. Godot'u birincisi sistemi çok iyi olmayan arkadaşlar için çok iyi. Çünkü çok hafif bir program. İkincisi farklı platformlarda var. Üçüncüsü yazılım dili kolay. Dördüncüsü çalışma şeması kolay. Beşincisi asla para vermiyorsun çünkü open source. Ne kadar kazanırsan kazan. Beşincisi web için falan çok uygun bu sebepler için önerebilirim arkadaşlar. Hatta şunu da söyleyeyim. Mac'de de var. Ben Mac'de de denedim. Güzeldi. Burada zaten güzel. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Telefonda da var arkadaşlar. Bakın açayım projeyi. Birazdan açacağım ama telefonda bile var arkadaşlar. Hiçbir problem olmadan çalışıyor. Nasıl çalışıyor bilmiyorum. Ama zaten 30-40 MB'lik bir uygulama. Bir sorum daha olacak. Bundan emin değilim. Muhtemelen burada gördüğünüz gibi şu anda açıldı. Şöyle mesela açayım. Bakın 3D sahne. Şu basayım 2D sahne. Daha hani kod ekranı falan. Çok ilginç bir şey bu nasıl oluyor bilmiyorum. Birebir aynısı bu arada hiçbir farkı yok. Kasmıyor da. Çok iyi bir telefonum yok. Şimdi launch edelim arkadaşlar. Ben hani ekstra süreyi tutsun diye buradan da kaydediyorum. Launch ederken burada projelerinizi görüyorsunuz. Burada edit diyerek açabiliyorsunuz. Play diyerek oyunu direkt açıyor. Create diyerek new dediğiniz zaman arkadaşlar bir yeri var tabii ki nereye kuracağı. Şey soracaktım ikinci hiç denemedim. Mesela mobilde veya Mac'de yaptığım projeyi ben Windows'a atarsam veya farklı bir platforma çalışmaya devam edebilir miyim? Bunu da merak ediyorum. Arkadaşlar projenin adını yazdıktan sonra üç biçimde hali var. Gördüğünüz gibi forward plus mobil ve com compatibility yani destekleyici. Eğer mesela WebGL oyun yapacaksanız bunu kullanmalısınız. En iyisi bu. Mobil için zaten mobil forward plus da arkadaşlar en yüksek kalitede görünürlü. Bu arada görüntü kalitesini asla küçümsemeyin. Gayet iyi gözüküyor ve aynı zamanda optimize de gözüküyor. Yani performansı da gayet iyi. Biz şimdilik forward plus açalım ve şuraya bir tane test yazayım şimdilik. Create and edit diyeyim. Oldukça hızlı çalışıyor gördüğünüz gibi. Çok lightweight yani hafif bir uygulama. İlk açtığınız zaman dikkat edeceğiniz şeylerden bahsedeceğim şimdi. Bir arayüzü var arkadaşlar bir de çalışma yapısı var. Ben iki oyun motoru bildiğim için hani bunu öğrenirken de çok zorlanmadım. Kendimi birazcık küçülteceğim. Burada arkadaşlar önemli olan şey node yapısı. Node yapısı nedir diye soracak olursanız böyle bir paint açarak üzerinden hızlıca geçebilirim arkadaşlar. Kör ettiğim insanlar için özür diliyorum. Birazcık büyüteyim. Node arkadaşlar ağaç yapısı yani. Her şey bir ağaç ve bir scene aslında arkadaşlar. Burada 2D scene, 3D scene diyor ya. Aslında şeyden bahsediyor yapı olarak. Her şey birbirinin altına geçiyor. Yani sizin açtığınız bu üstteki normalde hani level dersiniz ya. Aslında leveli de siz normal node olarak açıyorsunuz. Sonra altına işte player'ı koyuyorsunuz. Altına enemileri koyuyorsunuz. Altına efektleri koyuyorsunuz. Altına ses sistemini koyuyorsunuz falan böyle gidiyor. Aynı zamanda atıyorum burada player var ya. Player da bir node aynı şekilde. Daha doğrusu scene sahne. Player sahnesini açtığınız zaman da işte yürüme kodu, collisionları, can sistemi falan gibi yapılar var. Hatta bazen bu yapıların içinde de açıyorsunuz. Başka yapılar da var tamam mı? Şimdi bunu görsel üzerinden anlatayım. Burada aslında 2D, 3D derken şundan bahsediyor arkadaşlar. Şu an herhangi bir şey seçili olmadığı için bunu soruyor. Sen diyor herhangi bir tane boş bir öğe oluştur diyor. Burada dediği şey aslında şu. Bunu açtığınız zaman bütün nodları görüyorsunuz. İnsanlar şununla karıştırıyor. Ben birazcık üzerine çalışınca anladım. Arkadaşlar Unity'den ziyade Unreal Engine'e çok daha benziyor Godot. Unreal Engine'in daha nasıl diyeyim? Daha derlenmiş toplanmış hali gibi aslında Godot. Çünkü buradaki node sayısı çok daha az. Ve her şeyi bunlarla yapıyorsunuz. Oldukça kolay. Godot kursu isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ha bu arada şunu da dile getireyim. Arkadaşlar ufacık küçücük bir reklam araya benim 2 tane Udemy kursum var. 784 öğrencimiz var. Hem Unity hem Anil kursları ilgileniyorsanız bakabilirsiniz. Buraya bir Godot da istiyorsanız üzerine çalışıyorum hala hazırda. Arkadaşlar burada 2D 3D diyor ya. Bu temel aslında 2D 3D'yi kapsıyor. Mesela ben buradan create dersem boş 3D'yi createlersem arkadaşlar 3D için boş bir node oluşturacağım. Burada zaten aşağı yazıyor. En basic 3D game object. Bütün 3D related bağlantılı nodların parent babası. Yani bunun altında ürettiğiniz her şey buna biraz daha özellik ha eklenmiş hali. Unreal'da birazcık böyledir, hatta bile bir böyledir. Ama Unreal'da çok daha kapsamlı olduğu için şeyleri göremezsiniz. Birazdan detayına girdiğim zaman sinyallerde farkını anlayacaksınız neden olmadığına. Mesela 3D bir sahne oluşturuyorum. Create dedim. Gördüğünüz gibi yanda onlar gitti ve node 3D diyor. Arkadaşlar bu bir sahne aslında Ctrl S'ye bastığımda bunu kaydetmemi istiyor. TSC'ye ne gördüğünüz gibi mesela buna level dedim tamam mı? Daha sonra ismini de böyle level falan yapabilirsiniz. Şimdi mesela başka bir şey oluşturalım arkadaşlar. Mesela bir küp oluşturmak istiyorum. Küp için arkadaşlar geleceğim buraya. Üste yine 3D'nin altına gireceğim. 3D'nin altına girdikten sonra bize ne lazım? Mesh lazım bunun için. Şurada mesela üstten de aratabilirsiniz direkt. Mesela mesh. Mesh instance tıkladım. Şu anda boş gördüğünüz gibi meşi. Burada mesela box dedim. Gördüğünüz gibi bir küp oldu. Bunun adına da hatta şöyle küp yazayım. Daha sonra mesela bu bir kollijen olsun. Etrafta bir varlığı olsun falan diyorsanız içinden geçilmesin. Onun içine ne eklemeniz lazım arkadaşlar? Kollijen eklemeniz lazım. Burada da kollijen shape olarak geçiyor. Burada da yine kollijenle box yapabilirim. Şu mavilikler gördüğünüz gibi tam üzerine oturdu. Tabi kolajını koyduğum zaman şöyle bir sistem var bunun. Diyor ki kolajın olabilmesi için diyor bir şeyin kolajın objeye de ihtiyacı var diyor. Yani onun için ya araya gibi alan ya statik body gibi sabit ya rigid body gibi dinamik ya da karakter body gibi karakter kontrollü olan bir şey vermen gerekiyor diyor. Onun için de arkadaşlar şöyle add child diyeceğim. Ne verelim? Mesela rigid body verelim. Böyle küp olsun etrafta hareket ettirilebilir. Burada da sıralama şu. Bu bunun child olmak zorunda. Böyle bu kadar. Mesela kübü temelde bu şekilde üretiyoruz arkadaşlar. Mesela kübü ürettik. Ne yapacağız? Farklı yerde de kullanmak istiyoruz. Zaten Godot'ta şöyle bir çalışma yapısı var. Her şeyi kaydedin, her şeyin bir sahnesi olsun ayrıca. Bunu alacağım, buraya sürükleyeceğim ve küp olarak kaydedeceğim. Gördüğünüz gibi artık bütün sahnelerde kullanabileceğim bir küp var. İsimleri aynı olmuyor çünkü bu ağaçta ağaç olarak geçiyor zaten bunlar yapı olarak bu tree de bu ağaçta arkadaşlar bu level ağacında her şey unique özel aslında ismi farklı tamam mı? Diğer oyun motorlarına göre biraz o farklı. Mesela biz ağaçtan bir şey yok etmek istersek ağaçtan çıkart diyoruz. Bulunduğu ağaçtan çıkardığı zaman zaten oyunu oyundan da silinmiş oluyor o. Ya. Mesela burada play dediğim zaman bana diyor ki hangi sahneyi açayım? Çünkü mesela buradaki bu küp de bir sahne. Çift tıklarsanız üstte gördüğünüz gibi açılıyor. Yani bu level'dan bağımsız bir şey. Etrafın aynı olduğuna bakmayın. Gördüğünüz gibi bu çok bağımsız bir şey. Mesela bunu böyle hareket ettirdim. Geri geldim. Bu da hareket etti. Yani onu zaten şey yapmışsınızdır. Ama bunlar farklı şeyler. Yani bu level bambaşka bir şey. Yani biz level'i sadece burada oynayacağız olarak kaydediyoruz. Yapı olarak farkı o. Yani oyunlarınızda eğer bir Godot gibi bir oyun motorunda yani Godot'ta çalışıyorsanız bütün her şeyi ayrı yapmanız ve ayrı editlemeniz sizin için faydanıza. Bütün izlediğim, baktığım kaynaklarda hepsinde bunu öneriyor. Şuna da dikkat edin arkadaşlar. Bütün öğeler sadece bir tane kod alıyor. Bu da neye yol açıyor aslında iyi bir açıdan? Kodu düzgün yazmanızda mesela bir health component yapacaksanız arkadaşlar nasıl yapacaksınız? Tıklayacaksınız buraya artıya. Artıya tıklayacaksınız. 3D scene diyeceksiniz. Çok önemli değil ne oldu. Tamam mı? Mesela buraya dediniz ki health component. Tamam. Buraya script dediniz. Ne script dediniz? Zaten ismini yazıyor burada gördüğünüz gibi. GD script var. Farklı dil işte o diğer versiyonu indirseydiniz C -Sarp. Burada C çıkıyor olması lazım. Daha sonra create dediniz. Kendi kod alanı kendi içinde. Bu da çok büyük bir artı. Herhangi bir ekstra ID'ye ihtiyacınız yok. Rider gibi, Visual Studio gibi. Buraya kodlarınızı yazdınız mesela bu şekilde. Tabi bunu kaydetmenizi istiyor. Health component olarak kaydettiniz yazdınız. Hallettiniz. Mesela kübünüz yok olabilir bir obje mesela. Küp olur, düşman olur, ağaç olur. Hani vurunca yok oluyor. Sürükleyeceksiniz arkadaşlar health component'ı. Buraya. Ve bitecek aslında. Gördünüz mü? Artık burada. Bunda kodu var. Yani bütün öğeleri farklı yazmanızı sağlıyor. Buraya gelirseniz arkadaşlar bu arada altındaki öğeleri göremiyorsunuz gördüğünüz gibi. Şuna tıklarsanız içine gidiyor. Aslında bu sahnede var ve bu sahneden editleyebiliyorsunuz. Ama hani Godot diyor ki hani onları burada da gösterip binlerce şey olmasın diye göstermiyor. Eğer görmek istiyorsanız arkadaşlar editable children dediğiniz zaman zaten Diğer parçalarını görebilirsiniz. Burada zaten çok da gerek yok. Yani editlemek isterseniz şuna tıklayıp bu sahneye gidin. Her şey bir sahne olsun diyor. Ekrandaki en ufak bir partikül efektine kadar. Çünkü geri dönüp editleyebilirsiniz bu şekilde. Tamam mı? Onun dışında sahne burada. Import diye bir alan var. Bir şeyleri yüklemek için. File sistemde fark ettiyseniz kodları da buraya atıyor. Aynı zamanda bütün asetleriniz de burada olacak. Üst tarafta 2D 3D Script ve Asset library var. Kendi library'si var. Burası da bayağı büyük. burayı henüz girmedim. Açık kaynak olduğu için çok fazla kullanılan paket var. Mesela ben burada kübü böyle yaptım ya. Bütün aslında temel şeylerde bunu yapmanız lazım. Şu üçlüyü. İşte bunu tek hale getiren bir tane mesela yapı var. Direkt onu atıyorsun. Bu üçünü kendi koyuyor. Sen uğraşma diye. Şunu da söyleyeyim. Mesela sen buradan bir bastığın zaman atıyorum sahnede. Buna bastığın zaman farklı bir kod varsa geçmiyor. Kodlara buradan geçiyorsun. Yapı olarak Python'a çok benziyor. Ben de yeni öğrendim. C Sharp ve C++ biliyorum normalde. Bu dili de yeni öğrendim ama oldukça kolay mesela. Print Merhaba Dünya yazdım. Noktalama işareti falan yok gibi bir şey bu arada fark ettiyseniz olay bu. Geri geldim mesela. Sahnede zaten o küp var. Play dedim hangisini açayım ben oyunda diyor. Şu ankini açar zaman dedim. İşte level ya bu. Gördüğünüz gibi. Aşağıda merhaba dünya diyor. Eğer görüntülemek istiyorsak da kamera koymamız lazım. Bir tane. Şöyle mesela. Kamerayı da şuraya basıp preview edebiliyorsunuz bu arada. Ama tabi oynarken henüz bir bakma alanı gibi bir şey yok. Bilginiz olsun. Onu sonradan şey olacak. Yine şurada falan oynarsanız arkadaşlar baya bir şey var. Hani tahmin edebileceğiniz gibi işte gizmolar, transformlar, bakmalar falan. 3 i̇şte ekranlı, 2 ekranlı bakma falan her şeyi destekliyor zaten. Gördüğünüz gibi üstte şu anda küpümüzü görüyoruz arkadaşlar. Tabi niye böyle gözüküyor? Çünkü ışık mışık yok. Onları da isterseniz bir önceki Godot'la alakalı videoma bakarsanız orada şeyi kullanıyorum ben. World Environment ile hemen hızlıca bir çevre hazırlıyorum. Ondan ötürü yok bu arada. Tamam. Bilginiz olsun arkadaşlar. Onun dışında sağ tarafta inspektörde detayları var. Bastığınız oyunun tabii ki. İşte meşi nedir, materyal nedir falan. Birazcık çalışma düzeni diğer oyun motorlarına göre çok az farklı olabilir. Ama bu farklılığı aslında e, basit yapısından ötürü geliyor. Bir öğrendiğiniz zaman üretimi çok hızlı bir program. Onun dışında arkadaşlar üstte Node diye bir alan var. Bundan bahsedecektim size. Editörü içine gömülü olduğu için arkadaşlar. Kod yazarken de çok fayda sağlıyor. Mesela. Sahnede ben atıyorum. Kameranın referansını mı alacağım? Kontrole basılı tut. Çek. Aldı. Alta basılı tutup çekerseniz de ismini alıyor. Yani bu referansları böyle alıyor. Dolar işareti artıyan. Şurada da gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt olarak referansını aldı. Yani bu kameranın referansını on red olduğu zaman. Yine bu arada dışarı mesela variable çıkartmak istiyorsanız da export variable mesela speed diye bir şey çıkartacağım ben. Bundan sonra bir de şey demem lazım. Ne demem lazım? Şöyle tipini mi belli etmem lazım? Aynen. Bir de tipini belli ettim. Flow. Çünkü bilmiyor ya çıkartırken. Mesela ben artık e, bu health component'ı içeren yapıya bastığım zaman şuna burada gördüğünüz gibi bir speed var artırıp azaltabiliyorum arkadaşlar. Bunu her şey yapabiliyorsunuz bu arada. Yani referans falan alacaksanız. Ama variable alacaksanız direkt variable yazıp bir şeyler yazıyorsunuz. Bu kadar yani. Başka bir şey yok. Eğer dışarı atacaksanız tabi tipini belli etmek için şu iki noktaya koyuyorsunuz. Tabi kod yazma alanına şimdi girmeyeceğim. Oldukça kolay bir kod yazma alanı var. Şunu göstereceğim bir de. Mesela kamera dedik değil mi kamera. Arkadaşlar biyoya basıp node'a basarsanız burada sinyalleri görebiliyorsunuz. Sinyaller nedir arkadaşlar? Sinyaller Godot'un fonksiyonlarıdır direkt atabildiğiniz. Örneğin her kodda olan şunlar vardır. Mesela hazır olduğu zaman, ağaça girdiği zaman, ağaçtan çıktığı zaman, ağaç olduğu zaman bunlar şey. Oyun başladığında, var olmaya başladığında, öldüğünde falan aslında. ismi değiştiği zaman, hazır olduğu zaman falan gibi. Ama bazı da yapılar da vardır arkadaşlar mesela küpteki gibi mesela kübe bastım şu anda bakın dikkat edin kübün içindeyim. Şart komponent olduğuna bas, bakmayın. İstiyorsanız mesela ben bir tane basit olması açısından kübe kod açtım. Küp kodu şu anda bu. Küpte, küpteyken arkadaşlar rigid body'ye basıp node'a basarsanız gördüğünüz gibi rigid body'ye özel bir sürü kod var. Değdiği zaman çıktığı zaman bir şey olduğu zaman veya mesela geldim çok havalı bir kodu var. Ben çok sevdim. Zaten bunlar çok hızlandı. Mesela timer. Timer direkt zamanlayıcı arkadaşlar. Veriyorsunuz süre bitince oluyor. Mesela auto start olsun, oyun başladığında hazır olsun. Burada arkadaşlar timeout zaman bittiği zaman çekiyorsunuz ya daha doğrusu çift tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu küp koduna connect diyorsunuz. Artık küp kodunda bu on timeout çalıştığı zaman otomatik buraya girecek. Mesela ne olsun? Basit olması için print zaman doldu des. Bu kadar. Yani ne oldu arkadaşlar artık? Level kodu içerisinde bu küp kodundaki bu süre bittiği zaman her zaman küp kodundaki şu timer parçası mesela bittiği zaman bir saniye şu anda. Bir saniye bittiği zaman arkadaşlar one shot derseniz de tek sefer çalışıyor tabii ki. Şu anda sürekli dönecek. Sürekli bir saniyede bir mesela zaman doldu diyecek. Mesela play dedim. Aşağı bakın. Zaman doldu. Bir saniye zaman doldu. Bir saniye zaman doldu. Gördünüz mü? çok basit bir şekilde çok güçlü şeyler yapabiliyorsunuz bu sayede arkadaşlar. Referansları da alabiliyorsunuz. Yine referans alma konusunda falan çok daha farklı metotlar var. Yani global yapıp mesela genel bir singleton yapısı var içine gömülü. O çok güzel. Veya mesela tuş ekleyeceksiniz ya proje settings'e basıp input'a basıyorsunuz. Gömülüler de var. Kendiniz ekliyorsunuz zaten tanıyor falan. İnanılmaz aslında üretime çok uygun bir oyun motoru. Ben hani haksızlık etmişim. Bu konuya değineceğim bu oyun motoruna. Yani bir samimi ger olmak gerekirse şunu düşünüyordum. Yani Unity varken bir insan neden Godot kullansın? Aslında öyle değilmiş. Aslında sunmuş olduğu çok güzel yanlar var. Hele 2D'si çok daha iyi çalışıyor 3D'ye göre bence. Çünkü 3D biraz daha sonradan olmuş ama o da iyi. Mesela 2D'de bir sürü şey var direkt alan diye bir kod var mesela bir şey içine girip çıktığı zaman kontrol ediyor tile map'i falan da güzel ben baktım raycast için mesela ışın atmak için hazır bir şey var oluşturuyorsun mesela zaten raycast'in içinde de mesela draw hidden, Ray chain, visibility change diye mesela direkt şeyler var dur bu canvas için aslında bu özel değil de bir sürü mesela sinyal denilen şey var gruplarda tagler aslında yapı olarak bir de history var bunu sileyim bu kes şey işine yarıyor arkadaşlar ışın atma işine yarıyor Tabii ben de dediğim, dediğim, gibi hani çok devasa bir bilgim yok. Ama gördüğünüz gibi oldukça iyi çalışıyor diyebilirim. Işıklar falan da yine çok tatlı. Çalışıyor. Jointlar var. Birbirine bağlamak için öğeleri. 2D için gerçekten çok hoş. Mesela petler var direkt. Gideceği yerleri işaretliyorsun. O kendi arasında hareket ediyor muhtemelen. Mesela. Gördüğünüz gibi bunlar sabit. Bu notlar. Bazı notlarda özel şeyler var. Mesela hangi notta başka özel şey vardır? Bakalım. Audio listener. Audio Listener'da bir şey yok mesela. Bakalım. Word Environment. Word Environment'da yok. Gördüğünüz gibi Word Environment'da ekleyince ne kadar değişti. Deneyelim birkaç tane acaba mesela animasyon tree mesela animasyon player changed. Mesela hani özel kod bir sürü var. Bunlar mesela niye Unreal'a göre biraz daha iyi? Çünkü öğrenmeniz gereken şeyler belli. Kaynaklar belli. Unreal'ın birazcık şöyle bir problemi var. Bunlardan çok fazla var. Yani hani buraya tıkladınız burada işte 200 tane falan var diyelim. 200-250 tane var. Unreal'da çok daha fazlası var. Ve Unreal'da fonksiyonları göremiyorsunuz. Evet hani override'e basıp eventleri görebilirsiniz ama içindeki mesela o fonksiyonları göremezsin. Mesela player controller'ın ne diyeyim mesela possess eventini falan bulamazsın sen. Hani ama bunun şöyle de bir güzel yanı var. Mesela kod ekranına geldiğiniz zaman mesela anlamadınız ya kontrole basıp tıklıyorsunuz. Kendi dokumentasyonu içine gömülü mesela. Buradan hemen okuyup çevirebilirsiniz. Türkçesi de var bu arada tavsiye etmem. İsterseniz bunu alıp koda atarsınız. Ne olduğunu anlarsınız mesela. Bu şekilde aslında arkadaşlar temelde kodotar yapı olarak eğer istiyorsanız hani abi bir bu 10 saatlik halinmiş. Bir 100 saat yap kendini gel. Bize güzel bir eğitim yap. Ben bunu satın alırım. Ben bunu izlerim. Aga diyorsanız da yorumlara fikirlerinizi yazmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın efendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.